Tamam mıyız? Evet. Geçen hafta biraz belki aşırı bir yorum gibi gelebilecek Adem kıssası ile ilgili cennet yaprağı ile örtünmek olgusunu konuşmuştuk. Aslında kendi öz varlığımızı unuttuğumuzda, o öz varlığımızın farkındalığını yitirdiğimizde nereye düşüyorduk? Psikolojik benliğin, yani kişiliğin arzu ve korkularına düşüyorduk. O arzu ve korkular bizi ne yapıyor? Bir şeyleri yanlış anlamlandırarak, onlara yanlış değerler atfederek, onları kendi nitelik, konum ve değerlerinden farklı bir noktaya oturtuyoruz ve bunun problemlerini yaşıyoruz. Mesela diyelim ki bazen ilişkilerimiz üzerinden ne diyoruz? Kendimi değerli hissetmek için şuna ihtiyacım var diyoruz. Veyahut da işte kendimi daha iyi tamamlanmış hissetmek için başarılı olmaya ihtiyacım var diyoruz. Kendimi daha iyi hissetmek için hiç hata yapmamaya ihtiyacım var diyoruz. Bu ve bunun gibi aslında arzu ve korkularımıza bağlı olarak hayattaki bir kısım olguları, durumları gerçekliklerinden farklı bir yere oturtuyoruz. İşte o Adem kıssasında o yaratılış ağacına yanlış yaklaşma dediğimiz şey aslında bu. Ne olmuştu? Bir melek gibi olmayasınız ve ebedi bir mülke sahip olmayasınız diye size yaklaşmamanızı buyurdu şeklinde ne yaptı? Bir vesvese verdi. Yani ondaki bir arzuyu ve korkuyu tetikledi. Şimdi biz şu anki durumumuza baktığımızda ne yapıyoruz? Dikkat edersek şunu görüyoruz. Birçok arzu ve korku tarafından yönetiliyoruz. Mesela bilmemekten korkuyoruz. Başarısız olmaktan korkuyoruz. Etkisiz olmaktan korkuyoruz. Bir konuda yetersiz olmaktan korkuyoruz. Başarısız olmaktan korkuyoruz. Fark edilmemekten korkuyoruz. Ve dolayısıyla birçok korkuyla yüklenerek aslında o korkuların motivasyonuyla veya o korkuların bizi sürekli kırbaçlamasıyla bir nevi bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. İşte anlatılan şey aslında bu. Peki böyle bir durumu yaşadığımızda ne oluyor? Tabii ki bütün arzularına sahip olamıyorsun. Bütün korkularından da emin olamıyorsun. Bütün korkuların da yaşanmamış bir noktada olmuyor. Bazı korkularınla karşı karşıya geliyorsun. Bazen işte diyelim ki küçümsenmekten korkuyorsun ama birileri küçümsüyor. Fark edilmemekten korkuyorsun, birileri fark etmiyor. Yok sayılmaktan korkuyorsun, birileri yok sayıyor. Başarısızlıktan korkuyorsun, bazı yerlerde başarısız oluyorsun. Peki ne oluyor o durumda? Benlik kendini kötü hissediyor. İşte kötülüklerinin ortaya çıkması dediğimiz de bu. Yani benlik bazı şeylerin kendisi için kötü olduğuna inanmaya başlıyor. Mesela diyelim ki aciz kalmaktan korkuyorsun ama hayatta kadiri mutlak değilsin. Bazı noktalarda güçsüz olduğunla karşı karşıya kalıyorsun. Ama benlik ne diyor? Aciz olmak çok kötü diyor. O kadar rahatsız edici ki diyor. Yani bunu kötü olarak algılıyor. İstemediği bir şey, rahatsız olduğu bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Mesela başarısız olmak ne kadar kötü bir şey. Aciz kalmak ne kadar kötü bir şey. Hiç kimse tarafından hatırlanmamak ne kadar kötü bir şey. Bugün gelirken bir arkadaş dedi ki, birini sordu, ben de yanlış anladım dedim, hatırlamıyorum. Dedi ki bir gün beni de hatırlamayacaksın belki dedi.
Dedim ne olur mesela senin için ne olur? Aslında bir şey olmaz değil mi? Sadece ben hatırlamamış olurum. Ama bakın benlik ne yapıyor? Birilerinin hatırlaması üzerinden değil mi aslında bazen kendimize değer atfediyoruz yani. Herkes unutabilir ama falan unutmasın, şu unutmasın, bu unutmasın. Annem babam beni unutmasın vesaire ne olursa olsun kimi düşünürsek düşünelim. Ne oluyor burada? Kişi benliğinin arzu ve korkuları üzerine hayatını ve kendini tanımladığı için ki hepimiz psikolojik düzeyde böyleyiz. Hepimiz o yüzden korku ve arzularımızı sakin bir biçimde görmeye çalışmalıyız. Bazı kişiler arzu ve korkularına karşı daha açık olurlar. Fark eder bunları. Bazı kişilerse bunları görmek istemez. Ama görmek istemeseniz de onlar içinizde faaldirler. Mesela aşağı durumda olmaktan korkuyorsunuzdur. Ama benliğiniz bunu hep örtüyordur. Yo dersin, ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama alttan alta aslında iyi baktığınızda, kaçmadığınızda, görmekten korkmadığınızda. Çünkü bakın öyle bir şey ki bazen korktuğumuz şeyleri görmekten de korkarız. Anlatabiliyor muyum? Korktuğumuz şeyleri fark etmekten de korkarız. O yüzden bu korkuların ve arzuların açığa çıkarılması gerekir. Korku üzerinde biraz konuştuk, biraz arzu kavramına da değinelim. Arzudaki problem ne? Arzu ettiğin şeyi yanlış anlamlandırıyoruz. Yani ona gerçekte sahip olduğu nitelik ve değerden daha yüksek bir nitelik ve değer atfediyoruz. Mesela diyoruz ki bir insan beni anlasa her şey şey olacak, çözülecek. İşte yalnızlığımı giderecek bir insan olsa, yine geçen bir arkadaş dedi ki, böyle gerçekten beni hakikaten anlayan, her zaman arkamda duracağını bildiğim bir eşim olsa, dünyaları böyle kasıp kavururum. Ne oldu şimdi orada? Kişi, bir kişiye veya bir ilişkiye gerçekliğinden farklı bir anlam yükledi. Ve işte başarılı olursam o zaman tatmin olurum. Başarılı olayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Ne yapmış olduk orada? Arzularımız yanlış bir konumda işlemeye başladı. O yanlış konumu da hiç sorgulanası bir şey olarak görmüyoruz. Çünkü içimizde bir benlik bize bunu söylüyor sürekli. Hele de arzu ettiğin şeye ulaşamadıysan benlik daha da ona odaklanıyor. İşte diyelim ki anne olamadım. Biyolojik olarak anne olamadım. Öyle bir anlam, öyle bir değer yüklüyor ki. Anne olayım başka hiçbir şey istemeyeyim diyebiliyor. Baba olayım başka hiçbir şey istemiyorum diyebiliyor. Peki gerçek böyle mi? Aslında değil değil mi? Birçoğunuzun evliyseniz çoluk çocuğu vardır. Erdiniz mi yani? Anne olanlar bir şey mi oldu? Bir yere mi vardılar yani? Böyle mutmain oldular. Hakikaten ya işte hayat buymuş yani. İşte hayatın anlamı anne olmakmış diyen bir anne var mı? Yok. Ama şu anda anne olanlar şunu kendilerine bir sorsunlar. Eğer anne olamasaydık acaba şu anki anneliğe baktığımız gibi bakabilecek miydik? Baba olamasaydık babalığa şu an baktığımız gibi bakabilecek miydik? Çünkü bakın, benlik ihtiyaç duyduğunu düşündüğü ve arzu ettiği şeyi gerçekliğinden çok farklı bir yere konumlandırıyor. Hani bazen çocuklar olur ya böyle. Mesela işte bayramda hiç ayakkabı alınmamıştır. Öyle bir keşke İşte babam bana bayramda ayakkabı alsın değil mi? O kadar şey yapar ki onu. Onun için o kadar yüksek bir anlam. Ve o anda da öyle hisseder. Veyahut da işte hiç bisiklet alınmamış. İşte diğer çocukları görüyor. Hepsi güzel güzel bisiklete biniyorlar falan. Bisiklete o kadar yüksek bir anlam yükler ki.
hele hiç alınamamışsa al sana travma, değil mi? Ömür boyu sürecek. İşte babam bana hiçbir zaman bisiklet almadı. Çocukluğumda hiç bisikletim olmadı diye oradan o arzu öyle bir girer ki varlığınızın köklerine, o sahte benliğinizin köklerine, orada çok büyük bir eksiklik hissedersiniz. Ve hep şu bir de oluşur. Şu anki durumunuzu arzularınızın, geçmişte arzularınızın gerçekleşmemesine bağlarsınız. Yani öyle bir yara ki izi hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Orada bir yara oldu yani. O yara hiç gitmeyecek. İşte bu gibi durumlar aslında bizim kendimizi psikolojik benlik olarak kişilik düzeyine indirgeyerek kişilik düzeyine indirgeyerek tanımlamamızdan kaynaklanan kötülüklerdir. Aslında biz kendi kendimize kötülük yapıyoruz ve bu kötü olarak addettiğimiz şeyler aslında gerçek kendimizi tanımamaktan kaynaklanan şeyler. İşte Kur'an'da o ayetin ifade ettiği budur. Yani ağaca yaklaştılar, yediler. Yani ne şekilde yaklaştılar ama konu yaklaşmak değildi. Veya o başka bir mesele, açabiliriz onu başka bir zaman. Konu şuydu. Arzu ve korku üzerinden hayata baktılar. Arzu ve korku üzerinden baktıkları için de o arzularını tatmin edecek, korkularından da emin kılacak tasavvuruyla yaklaştılar. Problem oydu. Problem ağaç değil yani. Yani arzu duydular. Ne olarak arzu duydular? Kendilerini tamamlayacak bir şey gibi görüp o yaratılış ağacına arzu duydular. O algıyla yaklaştılar. Benim böyle çok sevdiğim bir arkadaşım var. Böyle evlendi. Böyle geldi 3-5 gün sonra. Dedi ki ya evlenmek çok güzel bir şey. Daha o sarhoşluğu gitmemiş henüz. Sonra o geçti. Çocuğu oldu. Ya insanın çocuğu olması çok farklı bir şey ya. Hani yaşamayan bilmez falan filan. Böyle şey yapıyor. Aslında bu ne? İşte bu bahsettiğimiz nokta. Yani bir şeye kendi niteliğinden çok farklı bir anlam yükleyerek arzu ediyoruz veya çok farklı bir anlam yükleyerek korkuyoruz. Mesela işte hata yapmaktan çok korkuyorum. Neden? Sanki hata yapmak çok berbat bir şey. Veya diyelim ki sevilmemekten çok korkuyoruz. Sanki sevilmemek hayatın, öl daha iyi. Yok sayılmak, öl daha iyi gibi algılıyoruz. İşte bu algı bizi hayatla etkileşimimizde problematik bir noktada tutuyor. O yüzden bu arzu ve korku penceresinden baktığımız için hayatla ilişkimiz de zorlayıcı oluyor. Mesela bakın dikkat edin. Hepimizin normal karşılayacağı bir soru var değil mi? Hayattan ne bekliyorsun? İşte bu hayattan ne bekliyorsun ifadesi var ya. Kur'an'daki o Adem kıssasındaki yaklaşımın, yani Adem kıssasında bize anlatılmak istenen mesajın tam zıttı bir şey. Yani ayet bize diyor ki bu dünyadan, bu hayattan hiçbir şey bekleme. Peki özür dilerim, şöyle bir soru ortaya çıkıyor mu? Nasıl karşılarsınız? Artık korkuyorsun şimdi, sorarken hani, nasıl karşılayacağınızı düşünüyorsunuz. Bugün reel anlamda dünyada hani atıyorum 8 milyar insan var, 7 milyar. Bir o kadar da geçmiş var. Yani baktığında hani reel olarak insanlar kendini hep bir şeylerle tanımlıyorlar işte. Maddi olarak, genelde maddi anlamda tanımlıyorlar. O zaman yaratıcı tanrı dediğimiz, onun tanıma anlamında sizin aydınlanma noktasında hani insanlar gerçekten, bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum, belki yanlış düşünüyorum. Hakikate erişen insan sayısı istisna gibi. O zaman Tanrı'nın bu planında yani bir problem var gibi duruyor.
neden bu kadar insan hakikaten göremiyor? Yani kendisine verilen bir akıl var, donanım var. Hmm. Ama insanlar temelde hep bir şey olayım, başbakan olayım, cumhurbaşkanı, doktor olayım. Ve bunlar üzerinden hayatı, çocuğum olsun, işte sizin anlattıklarınıza baktığında hayat bu şekilde tanımlanıyor. Çoğunlukla bu şekilde tanımlanıyor. Yani sizin bu, hani bilmiyorum. Burada. Yani buradan nereye çıkacağız veya nereyi hani sorgulayacağız? Yaratıcı sanki kendi projesinde insanı buradan sonucu bilmesine rağmen hakikaten çok az insanın oluşacağını bilmesine rağmen neden bu projeyi hayata geçirdi? Geçirmesin yani. Yani bilmiyorum işte yani. Diyelim merak ediyorum sadece. Tabii yani 1 milyon insan yarattı ama milyarlarca. Yani örnek hani oran olarak 1 milyon insan yarattı, 100 kişi erdi. Yani bu icra edilmemesi gereken bir plan. Ben onu değil mi? Merak ediyorum yani. Yok yani. Ben de onu ya diyorum. Hani Tanrı korkuyor mu acaba? Hani ya 1 milyon ektik ama 100 tanesi filiz verdi diye Tanrı'da bir korkum var. O bu insanın zihni açısından bir korkuyu tetikliyor aslında. Yani demek ki hani bu... Yani hakikate ulaşmak neden bu? Ha. Ben evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, tamam ama onu anlatmıyorsun, dikkat et. Yani ya, başka bir yerden giriyorsa aslında temel yani, bu yani. Evet, evet. Tamam, yani bu aslında evet. Güzel. Yani kardeşim bak böyle çok korktuğum bir mevzuya niye beni düşürüyorsun demek istiyoruz Allah'a. Şimdi neden bu kadar zor? Aslında bir taraftan da zor değil. Yani zor, nereden baktığında zor, nereden baktığında kolay. Eğer arzu ve korkuyu fark eder ve biraz ondan bağımsız olabilirsen çok kolay. Ama o arzu ve korkulara yapışırsan çok zor. Tamamen insanın tercihiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla hani bu korku da bir ego korkusu. Yani gerçekte ben neyim sorusunu, gerçekte ben neyim sorusunu. Ama burada durmamız gerekiyor. Gerçekte ben neyim? Ama eğer burada duramayıp, ya neyse bunlar uzun mevzular, derin mevzular falan deyip, tekrar o arzu ve korku uykusuna dalarsak, o uyku devam ediyor. Ha, bu konuda çok tırnak içinde söyleyeceğim. Kaygılanmayın. Çünkü her şeyin sonu kaynağına döner. Onun için rahat olun. Ama hani bir kısa bir yol var, bir de uzun bir yolculuk var. Yani dikkat edin bakın. Bu durumlarda tetiklenen korkular da bir benlik tuzağı. Yani mesela hayattaki en büyük sorunum egom. Demek de bir ego sorunu. Yani niye böyle bir benliğim var diyenin de altında bir benlik var. Sadece niye böyle bir benliğim var? Onu gör, niye sormana gerek yok. Nasıl bir şey? Sahte bir şey. Tamam, sahteyse o zaman zaten bırakıyorum yani. Ya Allah kahretsin, niye öyle bir benliğim var ya? Mesela bazen bir şeyleri konuşurum ben bazen insanlarla, hemen şey der, Allah kahretsin ne kadar içimde fesat bir benlik varmış. Ya niye öyle diyorsun? Fesat bir benlik mi var? Zaten o sen değilsin. Gör ve bırak. Hani bazen bir şey olur ya, biri der ki, işte bu çöpü siz mi attınız? Dersiniz ki yok yok ben atmadım. Şimdi gördün mü içeride bir fesat benlik? Hemen de o ben değilim. Bu kaçma anlamında değil. Özdeşleşmeme. Yani bu benlik ben değilim. Neden anlıyoruz ben olmadığımı? Çünkü bak o anki bilincim bile tam fıtratımda olmasam bile o anki mevcut bilincim bundan hoşnut değil. Yani bunu itici buluyor. Ha bak demek ki senden değil bu. O zaman bırak onu. Yani niye bende var diye sormak ve bundan rahatsız olmak egodur. Niye ben böyle bir hatayı yaptım demek, işte o da bir egodur. Çünkü ego orada hata yapmayan biri olmak istiyor. Onun için bir bilgenin çok hoşuma giden bir sözü vardır. Der ki, hiçbir şey olmadığının farkındaysan, yani kendini bir şey oldun
noktasında görmüyorsan sen yoldasın demektir. Yolda olmanın bir prensibidir bu. Ben şu oldum, aydınlandım, öyle oldum, böyle oldum, bunu demiyorsan yoldasın. Çünkü ne olduğun, benliğinle övünebileceğin veya kendine mal edebileceğin bir şey değildir. O yüzden eren insan, ben bu oldum, şu oldum diyemez. Bu yanlış anlaşılıyor. İşte bak, ermiş insan ben erdim demez. Niye? Çok alçak gönüllü. Ondan değil. Çünkü eren o değil. Yani içerideki ruhu fark ediyor. Ermişlik bu demek. Ermişlik kendini erdirmek değil. Ermişlik içindeki öz varlığı fark etme. O yüzden diyemez ki ben erdim. O yüzden gerçek aydınlanma, aydınlanmak arzusunda olan benliğin ortadan kalkmasıdır. O yüzden aydınlanmış kişi ben aydınlandım diyemez. Çünkü ben aydınlanan bir şey değil. Sadece şunu fark edersin. Tırnak içinde yaratıcının benim ve bütün varoluşun, bütün insanların varlığına, kalbine üflediği ruhu idrak ettim. Onu idrak ettiren de o ama. Yani oradan da kendine bir paye biçemezsin. Hani millet idrak etmedi ama ben ettim yani. Öyle bir şey de yok. Çünkü o ettiriyor gene sana. Ama ettirmesi için senin gözlerini tırnak içinde açman gerekiyor. Bakın, görmemizi sağlayan göz bizim değil. Görmemizi sağlayan ışığı da biz yaratmadık. Değil mi? Ama gözünü kapatırsan, göz kapaklarını kapatırsan göremezsin. Ama göz kapaklarını açarsan görürsün. Ama ben gördüm diyebilir misin? Görüyorsun. Gözünü yapan sen değilsin. Gözünün görme kabiliyetini oluşturan sen değilsin. Gözünün görmesini sağlayan ışığı var eden sen değilsin. İşte insan o yüzden ben bir şey oldum veya ben şöyle oldum, ben şuna sahibim dediğinde yine bir başka yerden benlik tuzağına düşer. Demek ki senin farkında mı? Yani öyle kişi, eren kişi. Bir şeyin farkında ama ben erdim öyle bir algısı yok yani. Hani bu bir söylem mevzusu değil. Yani ben erdim demez ama içeriden tabii ki ben erdim der değil yani. Ben erdim, yani ben erdim ifadesi prensip olarak yanlıştır. Bunu söylemek değil, böyle düşünmek, böyle algılamak zaten o kişinin ermediğini gösterir. Yani ermek dediğiniz kendisine yani, ait değildir. Evet, yani eren, ermenin öznesi ben değildir. Erdirilirsin, o yüzden de ben erdim diyemezsin. O yüzden bu yolculukta kendine bir şey nispet eden, kendine bir nitelik, değer, üstünlük, beceri, yetenek atfeden insan yanılıyordur. Ama insanın nefsinde bazen öyle süreçler olur. O yüzden o bilgi öyle demiş. Yani kendini bir şey olarak görmediğin müddetçe yoldasın. Şimdi dönelim mevzumuza. Ne dedik? Bizi ya korkular motive ediyor ya da arzular motive ediyor. Ama korktuğumuz şey de benliğimizin korktuğu kadar korkulacak bir şey değil. Benliğimizin arzu ettiği şeyler de gerçekleştiğinde hayal ettiğimiz tatmini veya değeri bize kazandıracak değil. Eğer bu iki noktayı idrak etse insanlar, o zaman göreceksiniz herkes belli bir farkındalığa ve dengeye ulaşacak. Yani bindiğin arabanın, oturduğun evin,
herhangi bir şeyin sosyal itibarının ne kadar bilindiğinin vesaire vesaire neyi koyarsanız içine koyun bunu. Yazdığın, kitabın, okuduğun bilgilerin vesairenin sizin öz varlığınıza bir şey katmayacağını idrak ederseniz o zaman bunlarla ilgili arzularınız olmaz. Onu sadece hayatın bir akışı olarak görürsünüz. Yani bir sarayda oturmakla tek oda bir yerde oturmak arasında sizin öz varlığınız açısından bir fark olmadığını anlarsınız. Onun için tasavvuf ifade edilirken sufi saraylara da konsa o hiçbir şeye sahip olmadığını bilir. Dünyadaki ona emanet edilen her şey elinden alınsa bile o hiçbir kaybının olmadığını bilir. Kimin için zor bir şey? Bakın dikkat edin. Şimdi zor bir şey diyeni görün. Ben zaten ona dikkat çekiyorum. Problem orada zaten. Kim zor diyor? Yani. O zor diyeni de bırakın işte yani. Yani o zor diyen zaten bizim işimizi zorlaştıran, zaten bize engel olan şey. Diyor ki çok zor diyor. Zaten direkt mücadele etmiyor. Yani direkt mücadelesi şöyle diyor. Ya İsmail Bey söylediğin şeyler çok yanlış. Ben böyle paylaşmıyorum. Zaten sizin yüzünüzden İslam dünyası geriledi falan diye bodoslama girebilir. Değil mi? Veyahut da bir benlik ne yapıyor? Çok zor diyor. İşte mücadeleyi bilmiyoruz. Yani mesela işte mücadele etmeyeceğiz. Etme, ölüm korkusu özellikle bunlar çok uçtaki korkular. Yoksa çok diğerleri güzel. Falan çok çok güzel. İşte bakın etmeyin, mücadele etmeyin. Gözlemleyin ve bırakın. Etsek de sonuç değişmiyor hocam. Ölüyoruz. Yok. Yani ölüm değil de başka bir sonuç değişiyor. Sonuç şöyle değişiyor. Ölenin kim olduğunu, ölmeyenin kim olduğunu anlamaya başlıyoruz. Bak Allah ne diyor? Dön diyor Rabbine. Değil mi? Öl demiyor yani. Değil mi? Öl demiyor, dön diyor. O zaman onu anlarsın ne demek olduğunu. Ölenin de ne olduğunu anlarsın. Ölmeyenin de ne olduğunu anlarsın. Ama bunu anlaman için bir durman lazım ya. Bir korkanı da görmen lazım. Arzu edeni de görmen lazım. Yani ölmekten korkanı da gör, yaşama arzusu olanı da gör. Biraz bir dur, bir sakince dur. Sıfır noktasında durmaya çalış. Biri korkuyor, biri arzu ediyor. Sen de onları gözlemleyensin. Senin bir arzun ve korkun yok. Böyle bir yerden bakmaya çalışın. Bakın, korkunuza korkan benlikle baktığınızda bir şey değişmez. Arzunuza arzu eden benlikle bakarsanız bir şey değiştiremezsiniz. Çünkü arzunuza arzu eden benlikle baktığınızda ne değişecek ki? Gene arzu ediyor. Gidersiniz sohbete veya bir şey olur. Dünya üç günlük ama ya işte ne yapalım, insan da arzu ediyor falan dersiniz değil mi? Neden? Çünkü arzu eden benlikle o arzuya hala bakıyorsunuz. Yani aç bir kurtun gözüyle koyuna bakmaya devam ediyorsunuz. Ben diyorum ki siz aç kurt değilsiniz. Şimdi aç kurdun gözüyle baktığınız müddetçe koyunun niteliği değişir mi? Değişmez. Ben başarılı olmak zorundayım diyerek başarı karşısında, başarı kavramı karşısında objektif olabilir misiniz? Ya benim için başarı aslında önemli değil veya ya başarıyı çok abartıyoruz. Yani ne olacak diyebilir misiniz? O başarı arzusu duyan benlikle bunu kavrayabilir misiniz? Mümkün değil. Korkan benlikle korktuğunuz şeyleri irdeleyebilir misiniz? O da mümkün değil. O yüzden biraz evet şöyle bir korkan bir şey var içimde, arzu eden de bir şey var içimde. Ama ben biraz onları önüme koyuyorum, gözlemliyorum. Ben onlar değilim. Ben neyim o durumdayken? Sadece gözlemliyorum. Sadece gözlemliyorum. Varım ve gözlemliyorum. Hani bazen